Yıllardır biz 8 Mart'ı kutluyoruz. Kadın hareketi olarak, feminist mücadele olarak. Fakat son 10 yıldır özellikle 8 Mart'larımız, 25 Kasım'larımız polis şiddetiyle geçiyor. Gözaltılarla, yasaklarla geçiyor. Tabii biz yasakları tanımayan bir yerdeyiz. Çünkü 8 Mart bizim en meşru hakkımız ve tüm dünyada kutlanan bir mücadelenin esasıdır aslında. Sadece dövizlerle sokağa çıktığımız değil, sloganlar attığımız değil, kadın mücadelesinin, kadın kazanımlarının en önemli etkenlerinden bir tanesidir. Yani 8 Mart'ta kadınlara gül alınan, çiçek alınan bir gün değil. Bu bir direniş günüdür ve bu direniş gününde bizler, Kürt kadınlar, Türkiye'deki yaşayan tüm kadınlar, biliyorsunuz son zamanlarda çok fazla sığınmacı kadınlar, birçok savaş ülkesinden Türkiye'ye gelen kadınlar oldu. Hep birlikte mücadele edeceğimiz ve hep birlikte yürüyebileceğimiz, kendi dilimizle, kendi sözümüzle, kendi rengimizle büyüteceğimiz alanlar inşa etmeye çalışıyoruz. Fakat son yıllarda özellikle bir önceki İçişleri Bakanı'nın olduğu dönemde İstiklal Caddesi'ni kadınlara yasaklayan bir anlayış vardı. Çıktığımız anda gözaltılar oluyordu. Bir şiddetle karşı karşıya kalıyorduk. Çünkü çok sert müdahaleler vardı. Biz sadece sözümüzü söyleyebileceğimiz, açıklamamızı okumak istediğimiz bir alanken bir anda orası terörize edilebiliyordu ve kadınlara çok sert müdahaleler olabiliyordu. Ama bu 8 Mart'ta da daha çok coşkulu. Çünkü biliyorsunuz son zamanlarda şiddet ne kadar artarsa kadın hareketinin de gücü aslında o kadar artıyor. İstiklali yasaklayanlara inat, biz istiklalden hiç vazgeçmedik. Evet, aslında AKP MHP iktidarının olduğu dönemde kadın cinayetleri daha da arttı. Aslında bunun iki yönlü ayağı var. Bir kaybedilen kadınlar da var. Cezasızlık politikasıyla intihara sürüklenen kadınlar var. İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girdiği andan itibaren aslında etkin uygulanmamasından kaynaklı biz bunları yaşadık. Fatma Altın Makas İstanbul Sözleşmesi ve 6284 etkin uygulanmadığı için şu an hayatta değil. İpek Er o yüzden hayatta değil. Gülistan Doku hala bulunamadı. Bir aslında faili meçhul. Cezasızlık politikası sadece siyasi iktidarın uyguladığı bir yöntem değil. Bunun birçok ayağı var. Yargının bağımsız olmaması, yargının siyasi iktidarın söylemleri adı altında aslında kararlar veriyor olması. Bir farklı boyut da aslında bizim en çok dile getirmek istediğimiz konulardan bir tanesi medya dili. Şimdi bütün gündüz yayını kuşağında kadın ve erkek sorununu çok kötü bir şekilde ele alan, bunu bir magazin programı gibi yansıtan ve işte kadının kadını düşkün olarak gösteren, kadının ölümü hak ettiği bir şey gibi gösteren, bir cinayeti aydınlatırken sanki bir film karesi gibi, ki hiçbir film karesi de böyle olmayacaktır. Fakat medyanın dili, programların bu kadar meşru gösterilmesi, yargıyı da çok etkiliyor, kararları da çok etkiliyor. Dizilere bakıyorum. Dizilerde kadın cinayetleri ne kadar fazla? Öldüren erkek, kadını öldüren erkek şiirleriyle, ekrana yansıyan modeliyle aslında iyi, makul erkek. Aslında o bir cani değil, aslında o bir katil değil. Bir kadını öldürdü ama sevdiği kadını öldürdü. Yani bir erkeğin sevdiği kadını öldürmesi ne kadar kötü? Empati kurmamızı istiyor. Bu bir empati değil. Yani bugün bir hayvanı öldüren de, kadını öldüren de bizim gözümüzde canidir. Çünkü savunmasız ve suçsuz birini öldürüyorsun. Suçluyu da öldüremezsin, suçluya da işkence yapamazsın. Yani işkencenin katliamın meşru gördüğü ve zeminlerinin de aslında gittikçe meşrulaştığı bir alan var. Aslında toplumda büyük bir kutuplaşma da yarattı. Makul kadın ve makul olmayan kadınlar yaratmaya çalışıyor. Sokakta olan, hakkını arayan kadınlar gerçekten terörize ediliyor bu ülkede. İşte bizim 25 Kasım ve 8 Mart çalışmalarımız, İstanbul Sözleşmesi'nin bildirilerini biz derneğimizde dağıttığımız için ben yargılandım. Benim iddianamemde 8 Mart ve 25 Kasım İstanbul Sözleşmeleri vardı. Yani en meşru olan şey, bu ülke bu sözleşmeyi imzalamıştı. Çekildiği süreçte biz 1 Temmuz'a giderken, büyük yürüyüşe kadar giderken bir bildiri hazırlamıştık tüm kadın örgütleri olarak. İstanbul Sözleşmesi kampanya grubu olarak. Ama o bildirileri dağıtmanın, o bildirileri planlamanın, kadınlarla buluşmanın suç sayıldığı bir ülkeden bahsediyoruz. Çünkü siyasi iktidar ve aslında onun yandaşları, çünkü onlar da gittikçe çoğalıyor. Son seçimde bir de Hüdapar onlara dahil oldu. Yani hep İstanbul Sözleşmesi'ni hedef alan, işte bazılarının ardılı olan zihniyetler, kadın düşmanı siyasetçiler artık vekilde
vekil oldu ve mecliste yer aldı. İlk yer aldığında da bizleri hedef aldı. İstanbul Sözleşmesi şöyle olacak, 6284 böyle olacak. 6284 şu an bizim hakkımız ama yine etkin uygulanmıyor. Çünkü devamlı kadını aşağı çekmeye çalışan, haklarımız üzerinden bir nefret söylemini meşrulaştıran bir zihniyet var. İşte dediğim gibi muhtardan belediyesine, meclisten cumhurbaşkanlığına kadar hepsinde bir nefret söylemi var. Devamlı bir hedef alma var. O yüzden bir kutuplaşma söz konusu, azınlık ve çoğunluk gibi bir ayrışma yaratıyor ama biz çok güçlü bir hareketiz, kadın hareketi olarak. O yüzden inat ediyoruz ve illaki bu 8 Mart'ta da, diğer 8 Mart'larda da kazanımlarımızı tekrar yeniden almak için ya da yeni bir kazanımımızın gasp edilmemesi için mücadele edeceğiz. Her ne kadar iktidar nefret söylemini çoğaltsa da, bizim üzerimizden kendini var etmeye çalışsa da, bizi onların yere atmak istedi. Kadın profilini, işte makul kadın, bu sistemin yarattığı bütün yasalara uyum sağlayan, sokakta gülmeyen, işte el ele tutuşmayan, kocasını ne isterse onları yapan, babası ne isterse onları yapan, patronu ne isterse onları yapan bir kadın profili çizmek istiyor. O yüzden işçi grevlerine bu kadar saldırıyor. O yüzden aile içerisindeki şiddet deyip kapıdan geri dönüyor vesaire. Ama biz bunları gören, bilen bir yerdeyiz. Şimdi kadın cinayetlerini konuşurken aslında öz eleştiriyle yaklaşmak gerekiyor. Çünkü ben bir kadın örgütünü temsilen söz kuracağım ya da mücadele yürüteceğim de bu kadar kadın cinayetleri artıyorsa kadın hareketi olarak bizim eksikliklerimiz de vardır. Sistem zaten kendini her zaman egemenlik üzerinden var eder. Baskı ve tahakküm politikalarıyla güçlenir ve kimlere saldırır? Türkiye'de Kürtlere saldırır, Türkiye'de kadınlara saldırır, işçilere saldırır, LGBT artılara saldırır. Peki biz kadınlar olarak bu kadar saldırının karşısında Gülistan 2020 yılından itibaren kayboldu ve bulunamadı. Gülistan'ın sesini evet duyurmaya çalıştık. Gerçekten gücümüz yettiğince duyurmaya çalıştık. Ama Gülistan'daki eksikliğimizden kaynaklı Rojvelat'ı kaybettik. Rojvelat'ın ölümü gerçekten hepimizde bir etki yaratmalı. Rojvelat yıllarca Gülistan'ın ağırlığını yaşadı. Peki biz ne kadar yaşadık? Yani Gülistan'ın her zaman sosyal medyada sesini duyurmaya çalıştık ama politikaları geliştirmek için ya da ailelerle aramızdaki o bağı nasıl güçlendirebildik? Kadınların isyanı olmalı. Bu kadar şey yaşanırken Gülistan'ın üzerinden Gülistan'ın en yakın arkadaşı Rojvelat'ı kaybettik. Ve büyük bir sessizlik var. Çünkü Türkiye'nin gündemi farklı. Geçtiğimiz hafta yine bir işçi cinayeti oldu, bir katliam oldu. Gündemler çok hızlı değişiyor. Yani iktidarı rahatsız edecek bir gündem varsa hemen üstü örtülebiliyor. Biz iktidarı çok rahatsız ediyoruz. Kadın örgütleri olarak, kadın hareketi olarak iktidarı hep rahatsız ettik. Pandemide rahatsız ettik, pandemi sonrası rahatsız ettik. Hep gözden çıkarılan bizdik. Biz de dedik ki kimse bizi gözden çıkaramaz. O yüzden sokakları terk etmiyoruz. Peki sokakları terk etmedik. Bu kadar kadın neden ölüyor? Mesela verilerle konuşmak istemiyorum o yüzden. 2023'te bu kadar kadın öldü, 2024'te bu kadar kadın öldü demek bana ağır geliyor. Biz mesela raporlarımızda da sayısal veri kullanmıyoruz. Kullanmamayı tercih ediyoruz. Çünkü bir kişi de olsa, bin kişi de olsa her kadın bizim için aynı değerdedir. Ve o veriler gerçeği yansıtıyor mu? İntihar eden kadınlar bunların içerisinde mi? Kaybedilen kadınlar bunların içerisinde mi? Hapsedilen kadınlar bunların içerisinde mi? Sadece erkek şiddetiyle öldürülen kadınları mı biz o verilere dahil edeceğiz? Yani bu eksiklikleri bilip kadın hareketi olarak, feminist mücadele olarak bir kadın dahi artık öldürülmeyen bir 8 Mart'ı görmek istiyoruz. 25 Kasım'da kadın cinayetlerinin olmadığı bir kadın 25 Kasım görmek istiyoruz. Tabii bunları bu kadar söylerken, öz eleştiri verirken hiçbir bir şey yapmıyoruz, çok şey yapıyoruz. Yani Türkiye'de, Orta Doğu'da, tüm dünyada bence dünyanın yüze kadar kadınlar, kadın hareketi, kadın mücadelesi. Bizim olmadığımız bir dünyayı, bir Türkiye'yi ben düşünemiyorum. Bunu her yerde görüyoruz. Rengimizin, sözümüzün ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. Ama artık gerçekten birbirimizi daha çok duymalı. Kadın dayanışmasını, kadın dayanışmasında demek ki bir eksiklik var. Demek ki birbirimize dokunamıyoruz biz. Bunu 8 Mart'a giderken daha da güçlendirmeliyiz. Artık birbirimize güç veren, eksiğini tamamlayan, Rojvelat'ın bir daha başka bir Rojvelat olmasın, Gülistan'ı olmamasın diye bulunduğumuz şehir neresi olursa olsun, mekan neresi olursa olsun bence gerçekten her bir şey anlatmak isteyen kadını, bir söz kurmak isteyen kadını
sıkılsak da usansak da sonuna kadar dinlemeliyiz. Çünkü derdi olan konuşuyor, sözü olan konuşuyor. Konuşan, konuşmak isteyen tüm kadınları dinlemeliyiz ve 8 Mart'ı da aslında bu bilinçle örgütlemeliyiz. Bizim aslında bu 8 Mart'taki şiarımız çok iddialı bir şiar. Çünkü çok sevdik ve altında çok doldurmak istiyoruz. Çok zamanımızı çaldınız. Şimdi kadın zamanı şiarıyla alanda olacağız. 8 Mart 19'da da Taksim'de Feminist Gece Yürüyüşü'nde olacağız.